Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün büyük gün geldi çattı ve Peak'le bir arıtma sistemini karşılaştıracağız. Peak şu an ülkemizde ne yazık ki distribütörü olan bir ürün değil. Onun için yurt dışından almanız gerekiyor. Bir önceki videoyu izlediyseniz kartlardan bulabilirsiniz. Daha satışta olmadığını söylemiştim ancak satışa açıldı. Şu an için Hezbin üzerinden şu şekilde gidip gördüğünüz gibi sepetinize ekleyip satın alabilirsiniz. Tabi buradaki problem gümrük, kargo, ödeyeceğiniz ekstra ücret ve her seferinde filtresini yurt dışından sipariş etmek olacak. O yüzden çok makul olmayabilir herkes için ama böyle bir opsiyon, seçenek şu an mevcut. Öncelikle birkaç şeyi söylemem gerekiyor. Peak ne yazık ki benim denediğim kadarıyla içme suyu olarak kullandığınızda çok da iyi olmuyor. Çünkü kokuyu ne yazık ki arıtamıyor. O yüzden içme suyu alternatif olarak almayı düşünüyorsanız çok verimli olmayacak. Bunu en baştan söylemem gerekiyor. Ama kahve ve çay için yapacaksınız bu arıtma suyunuzu. Bakalım neler oluyor, hep beraber görelim. Öncelikle bu videoları beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolara beğeni göndermeyi unutmayın. Nasıl yapacağız ondan birazcık bahsedeyim. Benim kullandığım arıtma cihazım 80 ile 90 ppm arası bir su veriyor bana. Peak'i de bu aralıkta bir su verecek şekilde ayarladım. Bir süredir zaten kullanıyorum. 2 adet kettle'ım var. İkisi de 93 dereceye ayarlı. 2 adet kahve seçtim. Bir tanesi bir hafta önce kavrulmuş bir kahve. Bir tanesi ise 3 ay önce kavrulmuş, birazcık daha koyu kavrulmuş bir kahve. Bunu yapmamın sebebi herkesin aynı kahveyi aynı şekilde içmediğinden dolayı farklı kahveleri denediğimizde hangi su ön plana çıkacak bunu da görebilmek. Herhangi bir demleyen ya da ekipman etkisini de ortadan kaldırabilmek için cupping yapacağım. Ama cupping nasıl yapılıyor detayla girmeyeceğim. O yüzden o kısmı biraz hızlı geçeceğiz. Ancak değerlendirirken bir kör tadımı yapacağız. Nasıl olacak bu? İki kapta da, her iki kapta da aynı kahveden var. Birisine normal arıtma suyunu, birisine Peak ile arıtılmış suyu koyacağım. Ve daha sonrasında karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra ben tadarak ve yorumlayarak hangisini daha çok beğendiğimi söyleyeceğim. Ve altında bir işaret var. İki sette de. Bu işaretli olan bardak bize hangi suyu daha çok beğendiğimizi en azından bu kahvelerle söyleyecek. Arkadaşlar birazcık bilgi vermek istiyorum. Kahveler neredeyse hazır. Her kahveden 12 gram kullandım. Siyah kettle'ımda benim arıtmadan gelen suyum var. Diğer kettle'ımda ise Peak'ten aldığım su var. İkisi de benzer değerde. Her kahveden 12 gram var ve kaplarımda 200 mililitre kadar su tutuyor. Bunu biliyorum. Tekrardan tartmama gerek yok. Tüm kahveler için 4 dakika kadar bekledim ve sonrasında üzerlerinde oluşan kabuğu kırdım. İlk olarak kabuğu kırdığımda yoğun kokular çıktı. Bu taraftaki arkadaştan birazcık daha yoğun koku geldi. Burada ise buradaki arkadaşı birazcık daha fazla beğendim. Şimdi tatmaya başlayalım. Biraz sıcak, hala kendine gelmesi gerekiyor. Şu an için bu bardak, bu bardağa göre bariz olarak ön planda. Neden diyeceksiniz? Bu daha aromatik, daha meyvemsi ve gövdesi daha ağır. Buradaki ise daha meyve suyu gibi, yani birazcık daha düşük gövdeli ve birazcık da bitişinde hafif bir kuruluk şu aşamada mevcut. Bir tık da bu bardaktaki kahve daha tatlı ve ağızda bıraktığı hissiyat daha kremamsı. Şimdi bu tarafa geçelim. Bu ikisi birbirine çok çok yakın. Burada şu an o kadar bariz fark yok. Ama gene bu kap birazcık daha iyi gibi duruyor. Tekrar tadacağım. Burada bayağı karamelize tatlılık alıyorum. Birazcık acılık mevcut. Özellikle bitişte. O da muhtemelen kavurumundan ötürü.
Burada ise o acılık birazcık daha kendini belli ediyor. Bu kap gene birazcık daha tatlı. Ve gene burada birazcık daha gövdemiz daha iyi durumda bu bardağa göre. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Birazcık soğudu. Bakalım ne değişiklik oldu. Bu bardak birazcık toparladı ancak bu bardak hala daha iyi durumda. Demin saydığım sebeplerden ötürü. Özellikle bitişinde beni rahatsız eden bir durum var burada. Bu ikisi birazcık daha birbirine yaklaştı. Tamam, burada bu bardağı kesin seçiyorum çünkü birazcık daha gövdesi ön planda, tatlılık birazcık daha ön planda. Bunun özellikle bitişi beni rahatsız etti. O yüzden yine birbirine çok yakın, inanılmaz fark yok ama bir tık bu bardak daha ön planda. Oo, bu ikisi neredeyse aynı oldu şu an. Çok minik, aynen. Gene bitişindeki hafif kuruluk ve acılıktan ötürü bu taraftaki bardağı seçtim. Bilmiyorum hangisi hangisi. Şimdi karar anı hemen bakalım. Seçtiğim hangisiymiş? Bu işaretli olan. Bu hangisiymiş? Bu da işaretli olan. Şimdi burada gördüğümüz gibi çok minik, ufak farklılıklarla arıtma suyumuz bizim daha lezzetli çıktı bu kahvelerde. Çok büyük fark var mı? Hayır. Arıtma bir tık daha başarılı. Ancak bu fark belki fiyat performans açısından göz ardı edilebilir. Kararı size bırakıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim.